Selam gençler Ünal yapım olarak yeni bir Overwatch videosu ile karşınızdayız. Ancak bu bölümde yeni gelen güncellemede nelerin değiştiğini anlatacağım. Bildiğiniz üzere sombra karakteri geldi. Daha önceden PTR modunda oynamıştım ve açıklamıştım ama yine de bu bölümde de ayrıntılı olarak inceleyelim. Öncesinde abi play kısmına geldiğimizde şu menü bir değişti. Bayağı farklılıklar geldi. Ee, görselde gördüğünüz gibi bir değişti. Quick Play oldu. Arcade, Competitive Play, zaten ee, Play vs Al ve Custom Game bölümleri geldi. Abi Custom Game zaten vardı. Normal oyunu kuruyordunuz otomatikman bu bölümden. Şöyle tıklayalım, onu da gösterteyim. Abi buradan haritayı otomatikman veriyor. Ee, siz de tabii ki ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz setik bölümde. işte e, ee, ne denir yetenek güçlerinin süresini kaldırma gibi farklı farklı. Burada arkadaşlarınızla vs oyun atabileceğiz. yani karşılıklı grup oyunları atabileceğiniz güzel bir bölüm diyebilirim. Play vs al. Evet abi bu bölüm yeni geldi. Gördüğünüz gibi easy, medium ve hard var. Burada sizin karşınıza bot veriyor. Ee, botların ne olduğu belli değil tabii ki. Kafasına göre veriyor. Atıyorum Reinhardt veriyor. End ee, en şey veriyor. Ne denir onun adı? Genji veriyor. Mei veriyor. Bunlarla hadi diyor girin diyor abi yapıştırın diyor bunlara karşı. Siz tabii istediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz. Onlara karşı yani karakter sınırlaması da yok. 6 altı altı tane diva da seçebilirsiniz. 6 tane genç de seçebilirsiniz. O şekilde hurra karşı tarafa dalabilirsiniz. Bu bir nevi yeni hero'ları tanımanız açısından veya yeni başlayanlar için... E, ...kolay moddan başlayıp birazcık ellerini alıştırma bölümü diyebilirim bu mod için. Kesinlikle hepsini tek tek tabii ki oynayacağım. Sizlere göstertirim. Hani bildiğimiz kolay oyun. Competitive Play bölümü sezonluk maçlar. Bu bölümlerden kazanılan e, mor kutular sayesinde sizlere en son... 6000'e ulaştığın zaman e, altın gold silah veriyor. Bu gold silahlar gerçekten gösterişli. Daha ulaşamadım. Sürekli bunu oynamam gerekiyor hani normal oyunlardan yana ki verebilsin. İleriki zamanlarda inşallah üzerine böyle abanacağım ve alacağım. E, quick Play bölümü abi standart. Normal Quick Play yine aynı şekilde oyuna giriyoruz. Ama burada bir değişiklik oldu. Tek bir karakterden yani bir karakterden bir kişi seçebiliyor. 2 tane 3 tane falan seçemiyorsunuz. Buna yasaklama geldi. Ee, önceden hani 6 tane alıyorduk mesela ne alıyorduk 6 tane. Mercy alıyorduk Eğlencesini şöyle bir dalıyorduk. İşte olay yok abi tamamen bitti. Arcade mod geldi bunun yerine Bu bölümde birden fazla burada seçenek var Gördüğünüz gibi Meister Duello bölümü bire bir oluyor abi Grup olarak giremiyorsunuz kesinlikle bire bir kişi girebiliyor Bunların hepsi aynı şekilde ee, Onları Hepsini de geldiğim zaman anlatayım Bir kişi tek başınıza bireysel olarak giriyorsunuz abi Karşınıza da rastgele adam veriyor e, bir kişi Onunla beraber aynı karakter üzerinden Karşılıklı duello yapıyorsunuz Atıyorum Bastion veriyor Atıyorum e, Reinhardt veriyor ya da Rodok veriyor Onlarla karşılıklı abi kapışıyorsunuz Elimineş, he, elimination bölümünde de 3e3 e 3 vs atıyorsunuz abi yine burada da aynı şekilde bir tane karakterden bir tane seçme hakkı e, ve 3e3 3 e 3 karşılıklı kapışıyoruz yani fazla kalabalık değil ve yeni bir harita vardı ben onu göstermiştim ptr modlarında ilerleyen bölümlerinde oyunlarımda da görebilirsiniz haritalarına şimdi değinmeyeceğim çünkü. Ee, ve bu iki mod üzerinde Master Duel Elimination bölümünü ilk girdiğiniz zaman sizlere bir tane kutu hediyesi veriyor. Bunun dışında üstte gördüğünüz 3 tane bölüm var abi. Bu 3 bölümde 5 gün içerisinde 9 tane win alırsanız her bir 3 kutuda bir sizlere kutu yani 3 yani tane bir yuvarlak içerisinde bir tane kutu verecektir. Toplam 9 tane bu bölümde istediğiniz oynayın abi. Yenmeniz yeterli. Ee, bunlar da otomatikman sizlere bedava beleş kutu kazandıracak. Bunun yanı sıra tabii ki seviyeniz de artıyor. XP de geliyor. Bunun sayesinde abi kutuları daha Kazanma şansını yakalayacaksınız kesinlikle Meister Heroes bölümünde Abi hero'lar karışık 6'ya 6 oynuyorsanız Her öldüğünüzde hero değişiyor Tık her öldüğünüzde hero değişiyor kafasına göre Ne olursa hiç fark etmiyor e, bu baya güzel bir oyun Daha önceden de Brawls bölümlerinde Yayınlanmıştı ve bunu kesinlikle Bu bölüme almışlar artık Yani insanlar demek ki sevdi ki buraya getirmişler Al Brawls bölümünde Abi burada değişik değişik etkinlikler oluyor Ne olduğu tam olarak kesin değil Dur girmeyelim Abi onu belirtiyorlar Atıyorum diyor ki e, Karşıda Reinhardt olsun Mercy olsun diyor Sadece iki kişi diyor e, Reinhardt dalıyor. Mercy arkadan helliyor abi. 3'e 3 falan oluyor böyle. Yani 3 kişi Mercy, 3 kişi Reinhardt oluyor. Takım olarak biliyorsunuz karşı tarafta da aynı. Ortada kapışıyorsunuz. Bunun gibi enteresan değişik seçenekler oluyor. Ya da herkes diyor Soldier olacak diyor. Bir nevi counter'a dönüyor oyun. Böyle değişik aksiyonlar yaşanan bir bölüm, Al, Braves bölümü. No Limit bölümünde abi hiçbir limit yok. Karakterleri istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. 6 tane diyor. istersen Tracer alıyor. İstersen diyor git diyor. E, ne denir? Reinhardt al diyor. Smetra al diyor. Bunlar hiç abi umurlarında değil. İstediğiniz gibi girin diyor. Burada herhangi bir limit yok. Ama yine karşıda karşıya da yani 6'ya 6 bir normal oyun çıkarabiliyorsunuz. Bir nevi quick play modunu buraya taşımışlar. No limit diye. Quick play'de önceden bildiğiniz limit yoktu. Yani istediğiniz karakteri istediğiniz kadar alabiliyordunuz. Ama onu quick play'de artık dediğim gibi değiştirdiler. Bu şekilde farklılıklar oldu. Bunun dışında gelelim hemen Sombra karakterine. Daha önceden tanıtımını gerçekleştirmiştim. Ama yine burada da bakalım abi. Sombra bu bölümde bulunuyor. Daha hiçbir şey açılmadı tabii. Ben oynamıştım daha önceden. Hani para mara harcamıştım. Onlar tabi boşa gitti. Neden boşa gitti? PTR modunda oynadıklarınız abi orada kalır. Burası e, çünkü orijinal server, orası deneme serverı. Emote hareketlerine bakalım abi. Daha önceden ben seslerini, skinlerini önce bakalım bir. Değişiklik var mı diye. E, Sidro diye bir şey var. İnsan diyor diye bir şey var abi Bunlar güzel standart Şunu alabilirim bu rengi çok güzel çünkü 75 istiyormuş zaten para değil Yeni hane alacağım için de karakteri oynayabilirim Ben daha öncesinde herhalde şunu almıştım Virüsü almıştım saçı ee, Böyle güzeldi abi Ama para harcamayacağım kesinlikle 3 kutudan zaten bir tanesinde kesinlikle bunlardan yeni bir tane Kıyafeti gelecektir diye tahmin ediyorum Diğerlerine baktığım zaman diğerleri aynı. Abi bana kalırsanız en iyisi şu son ikisi. Cyberspace ile şu. Abi bunların ikisi. Alttan Hiko gelmiş. Hiko yazıyor. Hemen bakalım. Emote abi. Emote duruşları zaten standarttı. Bunları görebilirsiniz. Bunlar değişmemiş. Hala aynı. Abi en güzeli sonuncusuydu. Şu hareket abi. Mükemmel bence. Bunu kullanabilirsiniz. Victor'u ee, Victory pozları abi. Şöyle gidelim. Bakıyoruz. Evet abi standart üçüncüsü ben yani şu en iyisi dördüncüsü diyelim e, konuşmalarına daha önceden bakmamıştım the Bakalım Just tek tek the Good one. It's It's the planet. The planet. Abi konuşmaları güzel paralar ucuz zaten konuşmalarını best istediğin best zaman alabilirsiniz Hu güzel. Farklılıklar var. Abi e, Hiko'yu biraz bekleteceğim. Şunları tanıtımına devam edelim. Abi spreyleri şunlar. Standart. Bunları zaten tanıtmıştım ama yine de bilgi olsun diye tanıtıyorum. Bana bir abi şu açılmış büyük ihtimalle. Onun dışında diğerleri ücretli. Şunların hepsi ücretli abi. Şöyle teker teker göstereyim. Bence en iyisi hackit olmuş abi. Hacklediğim belli oluyor. Oo şu da güzelmiş ha. Kilitler yeri açma filan. Bu da enteresan olmuş. Bana gele gele abi şunlar gelir ha. Yemin ediyorum var ya bunlar komedi pikseller. Evet güzel güzel Sombra'nın. aa şunlar hep yeni miydi lan? Bunlar var mıydı? Bunlar yeni gelmiş sanki. Evet abi bu kadar. Bu kadar şey var spreyi. Güzel bence. High like introsları zaten efsane abi. Bunları para verip alın yani. Konuşturursanız eğer karakteri. Hacking de bakalım bir ne hareket yapıyor. Şuna bakalım pull Abi herkes bunu kullanıyor. Ben de bunu seviyorum açıkçası. Şuna bakalım bir de. undetected Aa bu da güzel. Bu da güzel ama en iyi yani görsel grafik efektini veren bence Pulse oluyor. Yeah bebeğim güzel. Çok güzel. Weapons'a bakalım abi. Weapons'ta bunun mor silah evet bu şekilde aksiyon dolu bir gold silah var. Alabilir miyiz? Alamayız 586'da benim çok 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 kasmam lazım. Bunun seviyesini sonunda düşürmüşler. 6000'de abi 3000'e düşürmüşler. Bu güzel olmuş. 3000 alamıyoruz abi. Yok ya yap, yapamıyorsun yani kutuyu. Öyle bir zorlaştırdılar ki ilk baştan sonradan düzelttiler Allah'tan. Neyse 3000 abi bundan alabiliriz düşünüyorum yani. Bu karakter hoşuma gitti. Ama Reinhardt'ın elinde daha bir böyle gösterişli kocaman altın silah belli olur diye düşünüyorum. Hani bu zencilerin görgüsüzlük hareketleri, gibi abi, e, ırkçılık gibi olmasın. Yanlış anlamayın hani onlara örnek veriyorum. Abi onların böyle hani şeyler olur, altın kolye falan takarlar. Reinhardt'ta da onu almak isterim böyle gösterişli belli etsin diye. Evet, Peit nelerin değiştiğini kısacana gösterdim. Umarım yararlı olmuştur sizlere. Bu videoyu beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayın. Başka uğraş ve yeni videolarla karşınızda olacağım.